Herkese merhabalar. Bugün yine bir köşe yazımı takdim etmek üzere huzurlarınızdayım. Sürçülisanım olursa affola. Başta Seydişehir'de yaşayanlar, gurbetçilerimiz ve yolu Seydişehir'den geçmiş, Seydişehir'i seven, özleyen, yad eden ne kadar güzel insan varsa hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Köşe yazımı, bugünkü köşe yazımın başlığı gazoz kasası. 1.90'lık ve 1.60'lık tanıdık iki simanın asker ocağında bölük namına birlikte gazoz sattığını nakletti bugün eski sendikacı, kronik siyasetçi Mustafa Yılmaz abi. Biri uzun namı değer Şaban, diğeri ise kısa bir adam. Sevgili dostum, nevi şahsına münhasır Ali Saylam. Asgari gün aşırı birlikte olduğum Ali Saylam abinin merhum Kemal Sunal'la arkadaşlık, asker arkadaşı olduğunu doğrusu kendisinden bugüne kadar hiç duymamıştım. Amaç bölük adına gazoz satmak olunca boy farkının önemi yok. Ancak Kızılcaköylü Mustafa Yılmaz abinin Kemal Sunal ve Ali Saylam'ın gazoz sandıklarını taşırken arkadan görüntüleri kalmış aklımda. Tebessüm ettirdi akşam akşam. Merhum Kemal Sunal sağa yatık, gazoz şişeleri ve sandığı haliyle sağa eğik, şişeler şıngır şıngır ama Ali abi dik, dimdik. Fiziksel mecburiyetler hep ona göre dizayn. Yani Kemal Sunal rahmetli Ali abinin boyuna göre sandığı kaldırıyor, ölçüsünü ona göre belirliyor. Biraz daha fazla kaldırsa yük ona binecek. Hem dengeli taşımamış olacaklar, hem de verimsiz olacaklar. Bu arada birlikte iş yaptığı kişiye de faydalı olma gayretinde, amacında. Keşke dünyadaki bütün yamukluklar böylesi mecburiyetlerden hasıl olsa. Ortak gayeler, paylaşılası şeyler için kimimiz sağa eğilsek, kimimiz sola büyülsek, hayat şıngır şıngır ölse, gitse. Şimdiki erilmeler, büyülmeler ne pizza kulesi gibi güçlü, ne de bir gaye uğruna istikrarlı. Tek tek dökülüyor dünyadaki bütün pizza kulelerinin taşları. Kerameti kendinden bilen 90'lıkların Allah vergisi boy farkını birkaç gazoz uğruna, çıkar uğruna, kibirle kötüye kullanıp kasasını daha da yukarıya çekişine, üzerine dökülmesi muhtemel gazoz şişeleri ve kapana dönüşecek kasadan korunma gayretiyle mukavemet göstermeye çalışan 1.60'lıkların ezilişlerine şahidi son yıllarda. Artık ne Kemal Sunal insanlar ne de Ali Saylam. 1981 yılında iki farklı görüşün iki dövüşçüsü şehirden Ali Saylam ve Kızılcaköy'ünden Mustafa Yılmaz'ı Etimesgut'ta buluşturan sebeplerden niçin uzağız bilmem. 80 öncesi bir sürü kavganın odaları, tarafları ama 80 sonrası bir gaye uğruna bir coğrafyada bulunuyorlar ve önce kimli bakışıyorlar, daha sonra sarılmak zorunda kalıyorlar, sarılmak zorundayız birbirimize. 1980 öncesi sağ ve sol uğruna kavgalarını asker ocağında kinli bakışlarla devam ettiren ve aralarına koydukları zoraki mesnetsiz mesafeleri bir süre sonra sarılmaya dönüştüren hoşgörülerden niçin kaçıyoruz anlamam. Halbuki çok affedersiniz, hepimiz ama hepimiz fasılasız eşek gibi biliyoruz. Yaşanılan bütün huzursuzluklar önce kendimizden, kibir illetinden, hasetten, garezden, adalet duygularından, enaniyetten, bencillikten, nankörlükten, hadsizlikten, namusun dışında paylaşamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını bir türlü kavrayamamış olmaktan, hepimizin verebileceği bir şeylerin olduğunu görmezlikten gelişimizden, kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruçlar,
kılı kırk yararcasına kuruşu kuruşuna hesap edip gururla takdim ettiğimiz vitirlerle felaha ereceğimiz zanneden küçük beyinlerimizden. Zekat gerektiren mülkünü, malını değme mali müşavire taş çıkarcısına yaptığımız muhasebelerle, hesaplarla Allah'tan kaçıran aklı ve sahtekarlıklarımızdan. Selamı, kelamı, tebessümü, gönül almayı, sevgiyi, paylaşmayı, vermeyi, nezaketi, tevazuyu ve daha birçok hasedi kalbimizden aforoz edip kaburga kemiklerimizin altına mahpus edişimizden. En çok 150 kelimeyle sınırlı kelime haznemizle din adamı, ilim insanı, bilim adamı, başbakan, genelkurmay başkanı, rical, erkan, öğretmen, hukukçu, mühendis, hakim, savcı, her şeyi bilen hallerimizle acizliklerimizi gizleyip halüsinasyonlarla yaşıyor oluşumuzdan, haddimizi bilmeyişimizden. Gün geçtikçe çoğalıyor böyle tipler. Amip gibiler. Neyse ki ne Kemal Sunalları biter bu milletin gazoz kasasına, gücüne, boyuna, kariyerine göre değil, Ali Saylam'a göre ayar çeken, ne de haddi ölçüsünde gayret gösteren, insan yararına ortak bir gaye için karınca müsali su taşıyan Ali Saylam'a. Hülasası 1980 önce siyasi kavgaların tecrübesiyle yaraları hala kapanmamış politik yaşayan ürünü adavet besisi duyguları yaşatmamak, 24 Haziran erken seçimi yaklaşırken seçimden daha erken davranıp kırmamak, dökmemek, yeni düşmanlıklar peydah etmemek, hoşgörüyü, saygıyı, sevgiyi, kardeşliği tesis edip huzuru yakalamak kendi elimizde. Bu bir karamsal değil anlattıklarım. Malumun ilanı. Ancak ümit var olmalıyız. Zira Allah'ın Yusuf suresi 87. ayetinde belirttiği üzere Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Vahyine göre huzurumuz ve yaşanabilir bir dünya için ümit var olmamız apaçık bir mecburiyet. Ve aklımız ve cüzi irademizi müsbet değerlerle yüklü eylemlere dönüştürerek insani tedbirler alıp tevekkülü ona bırakmak. Her zaman olduğu gibi yazımın sonunu günün sözü ve yazının özü bölümüyle bağlıyorum. Günün sözü yazının özü. Ne din, ne ırk, ne mezhep, ne de meşrebe ayrıcalık tanımayan, öncelik vermeyen bir iyilik anlayışı ile insanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır diyen sevgili peygamberimizin sadece bu hadis-i şerifini başucu sözü yapsak ve uygulasak yaşanabilir bir dünyada herkesin bir harcı, bir tuğlası olur. Görüldüğü gibi peygamberimiz Müslüman diye ayırmamış, insanlara faydalı olan demiş. Lütfen ne ailemizde ne de dışarıda insanları ayırmadan bir insan olarak bakarak faydalı olmaya çalışalım. Rabbim hepinize sağlıklı, huzurlu günler versin inşallah. Teşekkür ederim. Sürçülisanım olduysa affola.